Bak ortanızda duran o genç hanım var ya, şahane bir şey bulmuş biliyor musun? Biraz sonra tanıştıracağım sizi. Bu genç kızımız öyle bir şey bulmuş ki, babaannen için mi buldun? Evet. Babaannen kaç yaşında? 86 yaşında. Maşallah. Senin adın neydi kuzum? Eda. Eda'cığım, yürekten tebrik ediyorum seni. Evet. Eda çok teşekkür ederim. Çok akıllı bir kız ve gerçekten böyle, yani böyle gençlerimize ihtiyaç var. Babaannesi Alzheimer mı babaanne? Evet, Alzheimer hastası. Kaç senedir böyle? 4 yıldır bu şekilde. Ve evden çıksa gitse senin onu bulman mümkün değil. Evet. Gerçi Mügeciğim'in yaptığı çok güzel bir şey var. Yürekten tebrik ediyorum canım arkadaşımı. Burada sevgi izi yaptırdı. Evet. Çok güzeldi. Çok başarılıydı. Yürekte öpüyorum onu. Ama bu da bir o şekilde zaten bu yola çıktım. Müge Hanım da gördüm böyle bir şey. Ben elektronik teknikeriyim. Ben ne yapabilirim diye düşündüm. Şahanesin. Böyle üstelik bir şey de 14 liraya mı mal ettin? 12 liraya mal ettim. Süpersin. Aferin. Ne yapmış biliyor musunuz hocam? Broşuna takacağım. Evet, broşu da kendim yaptım gizlemek için, anlamasın diye. Ay. Çünkü çevremde çok fazla var Alzheimer hastası. Günümüz rahatsızlığı zaten. Öyle ne yazık ki. Ne yazık ki ilaç bile içmeyi reddeden hastalar bunlar. Anlamasın diye böyle bir şey yaptım. Yani gayet de başarılı oldu. Çok güzel sonuçlar aldım. Ne yapıyor peki o alet şimdi? Takipçiz. Babaanne hareket haline geçtiğinden itibaren bana cep telefonuna alarm veriyor. Peki lokasyon bildiriyor mu şimdi burada şurada diye böyle? Evet, getirdim zaten. Uygulama olarak da gösterebilirim. Ay yapalım yapalım. Aferin, şahane harika. Bak. Ya sen bunun patentini al. Hemen. Ya ben kendi ihtiyacımı görmek için böyle bir şey yaptım ama başkaları da faydalansın istiyorum. Herkes yararlansın. Ve buradan ihtiyaç sahiplerine ulaşıp onlara da yardım eli uzatmak vallahi istiyorum. Valla ben sana gönülden ve madden destek olayım. Gerçekten bunu insanlara ulaştıralım. Beni babaannem büyüttü ve bir babaanne anneanne için, dede için yapılabilecek en güzel şey. Çünkü onlar çocukluklarına geri dönüyorlar ve bilmiyorlar nerede olduklarını. Bir de gariban oluyorlar. Artık onlara çocuk gözüyle bakacağız. Ne derlerse, ne yaparlarsa başımızla. Helal olsun sana. Çok teşekkür ederim. Vallahi yürekten. Şu broşunu göstersin bakalım. Nerede, yanındaymış galiba. Ha yanında. Bu mu? Evet. Abi dur bakayım, yanına bir geleyim. Bir gelsene ben, yanımıza. Hocam şahane bir şey değil bence mi ya? Bence mükemmel. Şöyle şahane bir şey. Bunu da kendim buldum, kendim tasarladım. Çok güzel. Anlamak mısınız? Böyle, hocam tam şöyle gösteriyorum. Bak arkası böyle. Önü de böyle. İğne olarak yakasına takıyorum onu. İçindekini gösterebilir evet, miyim? Evet tabii ki gösterebilirsiniz. Küçük bir takip cihazı. Hiç kimsenin anlamayacağı şekilde. Bakayım. Ay şahane, pili var şurasında. Ve 2 yıl ömrü gidiyor pilinin de. Ay çok güzel ya. Harika. Maşallah. Ve bu kızımızın bak hiç parayla pulla derdi yok. Sen bunun patentini al annem. Sen ablanı dinle. Ya ben eğitim hayatıma devam etmek istiyorum. Sadece herkes faydalansın istiyorum böyle bir şeyden. Çünkü bana ulaşan sosyal medya üzerinden çok fazla ihtiyaç sahibi olmaz var. Ben mı? Sesimi ne kadar duyurursam o kadar insanlara yardım eli uzatabilirim. Bu yüzden buradasın. Evet, bu yüzden buraya geldim. Yani bunu isteyenler olursa diye. Evet. Yani bir seninle konuşalım. Bizim hepsi, bizim Instagram sayfadan binlerce kişi yazar bak bunun için. Evet, ben ulaşmak istiyorum. Bana yurt dışından bile yazan oldu. İngiltere'den, Dubai'den yazan oldu. Tebrik ediyorum seni. Babaannesi dışarıda kaybolmasın diye elektronik bir takip cihazı geliştirdi. Bak bunu şimdi yanlış anlamayın. Hani babaanneden nasıl kediye köpeğe geçtik demeyin. Hayvanlar için de şahane. Onlar da çünkü evlat gibi seviyorlar şimdi. Ve kaybolabiliyor. Başına bir şey gelebiliyor. Şahane bir şey düşünmüş. Benim güzel kızım ya. Şahane. Sana nasıl ulaşacaklarını söyleyeyim. Peki tabii bunu şimdi biz alabiliyor muyuz? Bunu üretebilir misin evet, sen? Evet. Şu bir ay sonra böyle mühendis şirketleri ya da yatırım yapmak isteyen biri olursa bana. Ben. Evet, bütün babaannelere. Vallahi olabildiğince ucuza. Ben kendi imkanlarımla da yapmak istiyorum ama imkanım belli bir noktaya kadar ulaşabilirim. O yüzden destek bekliyorum Cumhurbaşkanımızdan ve Müge Hanım'la da görüşmek istiyorum. En çok ben seni tanıştıracağım Müge ile. Evet, tamam. İkimiz birden sana destek olalım. Olur. İnşallah. Böyle çok güzel bir şey bu. İşte gençlere böyle destek olmak lazım. Yoksa ne anlamı kaldı bizim televizyonda olmamızın? Ama büyüklere ederim. Gösterdiğin özenden ve aklından dolayı yürekten tebrik ediyorum seni. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ben bunu gösterebilir evet, miyiz? Sıkıntı olur mu arkadaşlar telefondan? Mesela bunu hareket ettirsek falan böyle. Evet, alarm veriyor. Bir evet. Aç bakayım mesela. Şöyle mesela şu an cihazımız çalışıyor. Bu arada program da tamamen bize ait. Biz öğretmeninle birlikte. Evet, ona da buradan selamlar. Şahane.
şu an babaanneden sinir alınmaktadır diyor. Babaannem burada. Ama babaanne bu, gidiyor mesela. Babaanne evet, gidiyor mesela. Uzaklaşıyorsunuz 100 metreye kadar zaten. 100 metre sonra babaanneden sinir. Hocam şu anda hala ben sinirden çıkayım. Ama ver bir arkadaşımıza mesela. Peki. Ha? Hemen bir dışarı çıkın bakalım. Sen çık stüdyodan. Bir git evet, bakayım, uzaklaş bakayım. Şu an hala babaanneden sinir alınmaktadır. Yani bu kaç metreye kadar? 100 metreye kadar şu anda sinyal bana veriyor. Ama bunu 200 metreye kadar da yapabilirim. Şu anda hala evet ha, babaanneden sinyal alınamıyor. Bak, dikkat, bak, dikkat. Şurayı diyor, görür müsün? Bizim çocuk da uçtu gitti. Fazla da gitmesin canım. Babaanne gitme. Bak, cihaz bağlantısı yok. Babaanneden sinyal alınamıyor. Dikkat, dikkat. Peki cihazın nerede olduğunu görebiliyor muyum? Peşine düştüğümüz zaman tekrar cihaza yakınlaştığında bana sinyal veriyor. Ha. Peşinden gittiğim zaman. Ya görsel olarak çok fazla iyi olmadı ama bizim de yani... Olsun, amacına evet, ulaşmak için ilerleyeceğim bir yolum şu var önümde. Şu an benim için yeterli ama 5.000-10.000 dolar verip profesyonel bir web sitesi almaya imkanım yoktu. Peki, hadi bakalım. Hadi bakalım. O zaman inşallah destek olacağız sana. Bu işi de inşallah büyütürsün. Çok da i̇nşallah, keyifli olur. İnşallah. Ben de çok istiyorum. Babaannem için bir tane daha projem vardı. Yatalak hastalar için, o da böyle yatağa bağlı hastalar için. Onu da geçen yıl yaptım. Ay, cevher bu kız. Onun için de ulaşmak istedim ama biraz daha üzerinde çalışmam gerekiyor inşallah. Peki, hadi bakalım. Onu da yap, onu da tanıtırız inşallah. Çok teşekkür ederim. Ya tanıtırız dediğim bu reklam falan değil. Ne olur yanlış anlamasın beni kimse. Ben... Şimdi bu çocuk, bu genç çocuk diyorum ayol. Bu gençlere yardım etmek lazım. Onlar Türkiye'nin geleceği, onlar aydınlık Türkiye'si falan diyoruz ya. İşte o lafların gerçeği burada. Bu yüzden onu misafir ettim. Bu yüzden sizi tanıştırmak istedim. Ve babaanne, anneanne sevgisi ne kadar güzel bir şey, görüyor musunuz? Çok teşekkür ederim. Ben çok alkışlarla teşekkür seni yerine alıyorum. Döndüğümüz zaman mantarı olan, topuk çatlağı olan, vitamin eksikliği kilo vermek olan... isteyenler için çok özel hareketlerimiz var. Kilo almak isteyenler için çok özel hareketlerimiz var. Ve çok güzel bir karışımımız var. Mantar daha ne olsun, biz daha varız, buradayız, evet, bekliyoruz.